Evet sevgili dostlar hoş geldiniz yeni programımıza 19 Şubat Cumartesi ile birlikte yeniden karşınızdayız. 19 Şubat'ta oynanacak olan 9 tane mücadeleyi nahçizane kendi fikirlerimle ve tecrübelerimle birlikte siz değerli dostlarıma analiz etmeye çalışacağım, aktarmaya çalışacağım. Tabii sizler isterseniz iddiada bunları ufak misliler, şekillerde değerlendirebiliyorsunuz. Her zaman öncelikli olarak sizlerin tercihinin olduğunu programın başında hatırlatıyorum. Tekrardan hoş geldiniz. Tabii sizlere ayrıca teşekkür ederek başlamak istiyorum programın başında. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde, yine çok konuşmak istemiyorum ve ekranda kısa tutacağım. Şampiyonlar Ligi'nde yapmış olduğumuz... 4 tane analiz vardı. Bildiğiniz gibi 4 tane karşılaşma vardı zaten. 4 analiz gerçekleştirdik ve bunların ikisi bakın hangi oranlarla kazandı. Bildiğiniz gibi Paris Sergenmen maçının ideal tercihlerinden kaçınarak farklı yönde 8 dakika boyunca mücadeleyi siz sevgili dostlarıma aktardım. Ve bu konu hakkında yine harika mailler geldi. Hani ben alt veren görmedim. Bu maça nasıl alt yorumu yaparsın bu kadar falan diyenler de vardı. Teşekkür ediyorum ben. Maille ulaşanlar da oldu yine her zamanki gibi ve yine yüzlerce mesaj aldım. Hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum gerçekten. Mahcup ediyorsunuz ama tabii ki de burada esas olan tutup tutmaması değil benim için. Öyle geçiyor mu? Geçmemesi. Evet Paris Saint-Germain çok baskı yapmış olabilir. Zaten onu anlattım ben. Paris Saint-Germain top oyununu oynayacak ve baskıyı yapacak. İlk yarıda çok şutu varmış falan filan ama bakıyorsun net gol pozisyonu yok. Maçı izleyenler zaten ne dediğimi anlayacaklardı ama kaçan bir penaltı vardı ki o penaltıyla da ben maçın o yönde biteceğini düşünüyordum ve Paris Saint-Germain zaten dünya genelinde en favori tercihli bir 75 olmasına rağmen biz 2. 10 oran ve üzerinde bu analizle birlikte sizlere kazandırdık. Dünya genelinde de %14 ile tercih edilen ve kimse tarafından tercih edilmeyen bir tercihti. Tabi biz gidiyor muyuz herkesin tercih ettiği karşılaşmalara gidiyoruz. Atletico Madrid maçını gördünüz. O maç üzerinde çok yorum yapmayalım isterseniz. Atletico Madrid'in Türkiye'de bir temsilcisi varsa problem yaşayabiliriz. O yüzden herhangi bir yorum yapmaya gerek yok. Hadi diyelim yenildi Levante'ye okey. Şimdilik okey diyelim. Tabi Bayern Münih karşılaşması yine beklediğimiz gibi geçse de sonucu alamadık. City'yi söylemiyorum çünkü 2-0'lık bir skor önerdim. Ama ben handikap oynasaydınız, ilk yarı şunu oynasaydınız falan filan demiyorum. Ben doğrudan 2-0'lık bir öneride bulundum siz sevgili dostlarıma. Doğrudan skor olarak 5-40'tan yanılmış olduk ama siz orada ne yaptınız ne ettiniz ona göre zaten yorumlarınızı gönderdiniz. Bizim yapmış olduğumuz yorum doğruydu sadece 5 gol buldu City ki Sporting Lisbon'da o karşılaşmada böyle oynarsa şöyle oynarsa 6'ya kadar bile gidebilir diye de aktarmaya çalışmıştık. O yüzden Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 3 şekliyle doğru şekilde karşılaşmaları yorumladık ve söylemiş olduğum gibi 2 karşılaşmadan 4 ve üzerinde toplarsanız 4 ve üzerinde katıyla kazandık ve çok güzel de yorumlar geldi. Çok teşekkür ediyorum. Hemen bölümün başında beğenileri hatırlatıyorum değerli dostlar. Cumartesi günü bizim için çok önemli. Her zaman söylüyorum 2000 beğeni gelirse gün içerisinde hazırlamış olduğum kombini de topluluklar kısmından paylaşıyorum. Ve Paris Sergenmen maçı skorunu bilen herkese birim paketini verdiğimizi söyleyelim. Arasından seçmedik bu sefer. Dedim ki önemli 1-0 çünkü 2-1 bekleniyordu daha çok. 2-1 beklenti yönünde olan skordu bildiğiniz gibi hem varı hem üstü kapsayan hem de Paris saint galibiyetini kapsayan. O yüzden 1-0 olduğu için bilen arkadaşlarımızın hepsini 6 kişiydi sanırım onları da birim paketini aldık. Yoksa 2-1 yazan tam 46 kişi var. Onları da hatırlatalım. Onlar da genel kamuoyuna oyumuşlar. Şimdi sevgili dostlar, onun dışında katıl butonu, sosyal medya içerik hesaplarımız açıldı. Onu hatırlatalım. Bayağıdır bekliyordunuz yaklaşık herhalde. 3 aydır öncesini de değerlendirirsek 1-1,5 senedir katıl butonunu ben göremiyorum diyenler. Özellikle iOS kullananlar vesaire bunları görmüyorlardı. Yurt dışında yaşayan herkes isterlerse artık katıl butonu içeriklerimizi görebilecekler. Hayırlı olsun aşağıdaki e-mail adresinden hem operatör arkadaşlarımıza hem de Egemen'e ulaşabilirsiniz. Egemen sizle birlikte iletişime geçecek ve paketleri sunacak. İsterseniz alıp içeriklerimize abone olabiliyorsunuz efendim. Bunu da hatırlatalım ve bu içerikler içerisinde bir garanti olmayacağına dair de bir kullanıcı sözleşmesi onaylamanız gerekiyor mailiniz üzerinden kendi mailiniz üzerinden onaylarsanız tabii ki de katıl butonu içeriklerimize giriş yapabiliyorsunuz. Bu hatırlatmaları yaptık. Tabii geçen hafta inanılmaz bir rekor vardı biliyorsunuz. Benim de beklediğimin üzerinde 68 katı yapıyordu topladığınız zaman, çarptığınız zaman binleri geçiyordu zaten de onları söylemiyoruz. Toplarsan 68 katı yapıyordu ve 5 beraberlik önerisinde bulunduk. 5'i de kazanmıştı. Hatırlayacağınız gibi onun dışında tüm yüksek oranlı grana da hariç orada bir sürpriz aramıştık. Tüm yüksek oranlı karşılaşmalarımızda kazanmıştı. Şubat'ın rekoru gelmişti. Şu ana kadar 2022'de bu oranın üzerine çıkamadık ama bu bölümde de yine güzel karşılaşmaların sizleri beklediğini söyleyelim ve lafı çok fazla uzatmadan hemen başlıyorum efendim. Beğenilerinizi gönderdiğinizi düşünüyorum. Eleştirileriniz varsa da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Pazar videosunu da canlı yayında cuma akşamı gerçekleştireceğim. Tabii perşembe günü Avrupa Ligi maçları var. Çok güzel karşılaşmalar oynanıyor şu anda. Onlara yetişemedim. İşim dolayısıyla da il dışında olduğumuz sosyal medya kanallarımızdan duyurmuştum efendim. Siz isterseniz sosyal medya kanallarımızı takip edebilirsiniz. Evet şimdi e, öncelikli olarak West Ham Newcastle United mücadelesiyle bir başlayalım. Premier Lig'de güzel olabileceğini düşündüğüm bir karşılaşma ama erken seans mücadelesi. Yani bu erken seans mücadelesi neyi anlatıyor bize? Bazı arkadaşlarımız biliyorlar. Bizleri 3 yıldır ya da 4 yıldır takip edenler ne demek istediğimi anlayacaklar. Bazı şeylerden bağımsız olarak söylüyorum bunu. Yani Weston, Newcastle e, kim güçlü? İşte Newcastle biraz toparlanmıştı. Weston evinde zaten iyi futbol oynayan bir takım. Kolay kolay da maç vermeyen bir takım. Çok gollü olur. uçak e, Olabilir. Doğru ama erken seans maçı olduğu için bir gün önce takım oyuncularının neler yaşadığını ve normal rutininden farklı olarak neler yaptığını da programlar içerisinde detaylandırdım. Çünkü burada iddiayı konuşuyoruz ayrı, tahmini konuşuyoruz ayrı ama bunlar önemli ve bunları kanalımızda zaten konuşuyoruz. Siz sevgili dostlarımızla birlikte tabii ki de West Ham'la Newcastle'ı kağıt üzerinde karşılaştırdığımızda Newcastle'ın yapmış olduğu transferler kaynaklı olarak mental değişimin takım üzerindeki etkisi kısa sürede meyvelerini verdi. Sizler benden daha iyi biliyorsunuz ama tabi işte 2 haftadır free kickten gol atan yeni transfer Trippie'ye bu karşılaşmada oynamayacak. Hatta önümüzdeki dönemde de oynamayacak. Önemli bir sakatlık geçirdi. Tabii sadece Trippie'ye mi? Hayır. Sadece Trippie'ye değil. Onun dışında Kayun Wilson mesela yine bu karşılaşmada oynamayacak. Matt Ricci zaten oynamıyordu. Onun dışında yine eksik olan bazı oyuncular var ama yine Chris Wood'la birlikte bilmiyorum. Tabi Newcastle United nasıl bir kadro ile çıkacak. Yani sen Maksimen'i sol tarafta mı bırakacaklar tek başına sahte 9 gibi yoksa yine çizgi üzerinde mi kullanacaklar bilmiyorum ama tek santrafor olarak ben Chris Wood'u bekliyorum ve arkasında yine göbekte özellikle her zamanki gibi Shelby sağ tarafında Willow ve Joelinton yine hamlesini bekliyorum Newcastle tarafında. Tabi 5-4-1 sisteminden 3-5-2 sistemine ya da 3-5-1-1 sistemine dönen bir Newcastle vardı. Transferler kaynaklı bunların olduğunu söylemiştik. Özellikle Newcastle United Arapların almasından sonra gelecek sezonun yatırımları da yapılıyor. Peki Newcastle United geçtiğimiz Aston Villa karşısında nasıl kazandı mücadeleyi? Evet orada bir karşılıklı gol var. Düşüncemiz vardı. Belki offside pozisyonu doğru bir şekilde analiz edilseydi ki ön tarafta maalesef olduğu oyuncunun gözüküyor. Analiz edilseydi beraber de bitebilirdi. Hatta Aston Villa tarafının bile ben 2 gol bulabileceğini düşünmüştüm o karşılaşmada. Öyle geçti aslında ama skor çıkmadı. Aston Villa çok yüklendi ancak olmadı ama West Ham'ın ben Leicester deplasmanında, King Power deplasmanında oynamış olduğu oyunu yine muazzam buldum ve bakın yine duran toptan gol buldular. Bunları sezon başından beri hep anlatmaya çalışıyorum. Yani duran toptan 3 golü, 4 golü varken bile bunları hep anlatmaya çalıştım ben. West Ham, Aston Villa gibi takımların duran toplarına dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle Londra'da oynanacak bir karşılaşma olduğundan dolayı ve tam kadro bir West Ham olduğundan dolayı bu karşılaşmada ben ideal olarak zaten West Ham'ın 2 gol bulabileceğini düşünüyorum Newcastle karşısında ve 1.58'lik oran alacağız böyle bir tercih yaparsak efendim. Benim düşüncem bu. Ben West Ham'ın 2 hatta 3 gol bile abartabilirim bu karşılaşmada. 3 gol bile bulabileceğini düşünüyorum. Çünkü Newcastle eski sisteminden farklı futbol oynamaya başladı. Ne zamandan beri? Özellikle son 6 haftadır Newcastle United'ın ön taraf futbolunu çok fazla izlemeye başladık ve o yönde de az önce söylemiş olduğum gibi transfer hamleleri gerçekleşmişti ama ben burada yine abartıya gideceğim. Yani bu evet ideal olarak değerlendirilebilir. Mutlaka ev bir buçuk kuponlarında mesela ayrıca kullanılabilir bir tercih gibi gözüküyor ama ben bildiğiniz gibi sizlere yüksek orandan öneriler aktarmaya çalışıyorum. Ben bu karşılaşmanın Newcastle'ın oyunu kaynaklı olarak hızlı başlayacağını düşünüyorum. Bununla alakalı şunları hatırlatabilirim. Bir hafta öncesine gidelim. Altını çize çize hep söylediğim karşılaşmalar var. Gelmeyebilir. Ama bu karşılaşmalara dikkat edin. Bu iki karşılaşmayı alırsanız 5 oran yapıyor dediğim ve ondan 2 hafta önce de yine aynı şekilde sizlere aktardığım ...iki karşılaşma vardı. Yani son 4 ilk yarı 1.5 gol üstü karşılaşmasını kombin yapın diye sizlere önerdiğim karşılaşmalar 5 ve 5 oranlardan hatta geçiyor bu oranları kazandırmıştı. O yüzden bu seviyeleri lütfen dikkate alın sevgili dostlar. Bu seviyede sizlere e, aktarımlar yapmaya çalışıyorum, analizler gerçekleştirmeye çalışıyorum. Bu maç bence hızlı başlar. Kaçmazsa pozisyonlar ilk yarı 1.5 gol üstü olur bence 2.29 oranı var. Aklınıza, zihninize yatıyorsa ve benim gibi analiz yapıyorsanız, istiyorsanız değerlendirebilirsiniz sevgili dostlar. Devam edelim isterseniz. Evet, ikinci karşılaşmamıza geçelim. Arsenal Brentford'la oynayacak. Şimdi e, tabii ki de kağıt üzerinde çok favori bir karşılaşma ve tüm iddia severlerin ya da tifterların çok değerlendireceği bir karşılaşma olacak. Tabii niye aldınız derseniz, aldım şundan dolayı aldım. Arsenal'ın Emirates'le oynamış olduğu karşılaşmalarda bu sene özellikle o sezon başındaki hatalardan sonra ve bildiğiniz gibi Arteta'nın takımdan ayrılması söz konusu olduğu haftalardan bir tık sonrası. Arsenal'da inanılmaz bir değişim vardı. Premier Ligi yakından takip edenler ne demek istediğimi anlayacaklardır efendim. Ve bu karşılaşmada da yine Arsenal'ın baskısıyla birlikte yani top Arsenal'da olacak zaten. Arsenal rakip kalede sürekli olarak kendini göstermeye çalışacak. Sahte koşulları son dönemde çok yaptığını biliyoruz Arsenal'ın ve tabii ki de geçişte bu karşılaşmayı değerlendirecek bir Brentford olacak. Ancak evinde ya da deplasmanda farklı oynayan bir Brentford görüyoruz her zaman. Yani evinde tabii büyük takımlara karşı, özellikle Big Six takımlarına karşı daha fazla hücum yaparak savunmayı yapan. Bakın tekrar söylüyorum. Hücum yaparak savunma yapan bir takım. Ne demek istiyorum? Savunmayı öne çıkartıyorlar, takımın boyunu kısaltıyorlar ve bu yönde ön baskı çizgisini rakip kaleye yakın yapan takımlardan bir tanesi. Bazen de oyun sıkışıyor bu yüzden. Birçok örnek var anlatabileceğimiz ya da referans verebileceğimiz birçok karşılaşma var. Bunların hepsini aslında teker teker konuşabiliriz ama çok vaktimiz yok. O yüzden bu deplasmanda Brentford'ın nasıl futbol oynayacağını ele alarak bu karşılaşmayı değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Arsenal yener. Genelde herkesin değerlendireceği bir tercih olacak ama ben kesinlikle Arsenal'ın düz galibiyetine gitmiyorum. Burada sizlere tek bir öneride bulunacağım. Ben maç genelinin hani böyle banko kuponlar olarak... Gerçi ya yata da biliyor bunlar ama banko kuponları olarak 3.5 gol altında zaten kalabileceğini düşünüyorum. Çok oran yoktur bakmadım bile. En fazla 1.32 falandır ya da 1.25'tir diye düşünüyorum ben. Tabii bu Brentford'un oynadığı oyun kaynaklı olarak. Yani erken dakikalarda bir gol görürse kalesinde farklı yönde de bir karşılaşma olabilir. Çıldıra da bilir mücadele hep bunlardan bahsediyorum ama genel hatlarıyla Arsenal'ın Brentford'a karşı gol bulabilme konusunda Problem yaşayabileceğini düşünüyorum. Bu gol geç gelebilir diye bir düşüncem var. 1-0 korkusuyla birlikte de ev 1.5 gol üstüne de kesinlikle gitmiyorum. Çünkü Brentford söylemiş olduğum gibi evinde belki gol yemeye müsait ama çok çıktığı için. Deplasmanda şöyle bir 60-65 dakika 0-0 götürürse o maçı o şekilde bitirebilecek takımlardan bir tanesi. O yüzden deplasman oyununa güvenerek Brentford'un maçın 3.5 altında ağır sınırlı atacağı zor skorla birlikte 1-0 gibi bir skorla... Geçen hafta Liverpool maçını anlatmaya çalışmıştım böyle. Gerçi çok oynamamışlardı orada ama bakalım burada neler olacak. Arsenal'ın zorlanacağı bir karşılaşma ama zor bela kazanacağı bir karşılaşma olarak da mücadeleyi değerlendiriyorum. 1.72 oranı var efendim. Bunu da bu şekilde hatırlatalım ve geçelim isterseniz. Tabi tam detay vermedim. Hani tablo yapısı olarak kimler oynayacak kimler oynamayacak. Mesela Martinelli oynamayacak. hani Diğer karşılaşmaya geçtik ama Lens Lyon karşılaşması yazıyor şu anda aşağıda. Martinelli oynamayacak kart cezalısı ama beklediğim tarzda bir Arsenal olacak. Odegaard'ından Smith Robb'una sakasına kadar sağda olacak bir Arsenal olacak. Benim beklediğimin dışına da çıkarsa 2-0'la 3-0'la çıkabilir diye düşünüyorum. Bakalım rakip neler yapacak sevgili dostlar. Devam edelim. Bu arada Eliksen Brentford tarafında oynamayabilirmiş. Haberiniz olsun. Ona da tekrar ve tekrar geçmiş olsun diyelim. Yüreğimizi ağzımıza getirmişti. Yazın hatırlayacaksınız. Lens Lyon bu maçın skorunu sizlere soruyoruz. Bilen iki kişiyi bu sefer, bilen iki kişiyi birim paketimize alacağız. Ne zamana kadar? Şubatın sonuna kadar. Yani yaklaşık 13 gün boyunca bütün içeriklerimizi görebilecekler. Exclusi ve Deluxe harcı tabii ki de tüm yazılarımızı görebilecekler. Oradan kafalarına göre kombinler, katlamalar, ne istiyorsa yapabilir sevgili dostlarımız ya da kendi fikirleriyle birlikte kıyaslama yaparak ben de böyle düşünüyorum diyerek de oynayabilir. Oralar çok önemli değil. Şimdi Lens Lyon karşılaşmasını ele aldığımızda Afrika Kupası'ndan dönen oyuncularıyla birlikte Lyon'un geçen haftada aslında biraz hareketlenebileceğini aktarmıştım sizlere. Belki hatırlıyorsunuzdur. Tabi bunu Sportoto'da aktarmaya çalışmıştım ama belki de bir sürpriz çıkabilir. Neden? Çünkü Nice'le oynuyorlar ve Nice bu sene deplasmanlarda farklı oynayan bir takım. Yani ne oynadığını da aslında tam kestiremiyorsun ama enteresan sonuçlar alabiliyorlar. O yüzden sürpriz çıkabilir diye de ifade ettiğimiz ama Lyon tarafına da yakın olabilecek bir karşılaşma olarak yorumlamıştık. Tabi bunu analiz şeklinde iddia işte analiz programımızda değerlendirmedik hiçbir şekilde. Lans da Bordo'ya karşı beklenildiği gibi ev bir buçuk üstü üstler falan geldi bir anda. Ancak maçın sonuna doğru problemler yaşadılar. Ben çok olta bir maç olduğu için girmemiştim ama yine yazdığım arkadaşlarıma belki 7 gol bile olabilir bu karşılaşmada dedim. Karşılaşmada 5 gol oldu yani daha da artabilirdi aslında. Tabi Bordo'nun eksikleri kaynaklı olarak ve yeni yapılan transferlerin tam oturmaması kaynaklı olarak da bunların olduğunu söyleyelim. Çok gol yiyen bir takım durumuna geldiler. Aslında devreden önce de çok daha fazla gol pozisyonlarına giren bir takımdı. Biliyorsunuz Bordo bunu anlatmaya çalıştım. Şimdi tabi Lance deplasmanda oynadığı zaman hep anlattım bunları. Deplasmanı benim için çok önemli. Özellikle büyük takımlara karşı. Ha, ben orada sürprizini bile denerim. Mesela Lyon Lance maçı olur. 3.70 açsınlar Lance'a denerim sistem kuponumda. Siz benden daha iyi biliyorsunuz zaten benim bunun deneyeceğimi. Peki neden bunu deniyorum bu yönde? Lyon'un nasıl oynayacağını biliyorum da ondan evinde. Ve bunun gibi zaten birçok da karşılaşmasını önerdik lansın. Yani şimdi burada hani böyle tahminim tuttu falan ayağı olanlar var ya onlar için söyleyeyim ben. Öyle sevgili dostlarım da oluyor çünkü. Ben burada tutabileceğini düşünüyorum. İlk yarı gol olur bu maçta. 1.30 oranı var. Ben zaten daha bile fazla hızlı başlayacağını düşünüyorum ama ilk golü verelim hadi tuttu desinler diye. İlk yarı golünü alalım. 1.30 oranı var. Buna öbür tarafa attık bu maç hakkındaki yorumumu dinlemeyebilir o diğer dostlarım ama ben burada tabii ki de beni dinleyenlere ve sürekli olarak analizlerimi sonuna kadar dinleyerek bana mesaj gönderen değerli kalender dostlarıma e, aktarabileceğim en değerli en kıymetli oran ve benim kendim oynayacağım oran burada Lyon'un atacağı 2 gol. Belki Lens da 2 gol bulabilir bu karşılaşmada. Kafamdan zaten 2-2 iki, iki bandı geçmiyor değil ya da 2-1 bandı geçmiyor değil ama Lyon'un atacağı 2 gol benim için çok önemli. Nedenine gelirsek eğer Lens da deplasmanlarda oynamış olduğu gibi evinde oynuyor sevgili dostlar. Aynı yönde evinde de geçiş oynuyor. Topun kimde olup olmaması da çok önemli değil Lance için. Lance'ın karşılaşmalarına baktığımızda topu aldıktan sonra dikey olarak oynayan kadrodaki oyuncu sayısı 5 sevgili dostlar. Yani bunlar bu yönde hatalar yapıyorlar ama ligin en çok dribbling yapan Oyuncularına da sahip olan bir takım Lens ve bu konuda Fransa Lig 1'de de 4. sıradalar. Bu yönde de karşılaşmayı bu geniş boşluklar nezdinde Lance'ın gidiş ile alakalı olarak da yani dönemeyeceklerini düşünüyorum ben geriye. Ve Lyon'un bu boşluklardan da 2 gol bulabilme ihtimali 1.94'ten bana çok mantıklı geliyor. Tek başına da isterseniz kuponlarınızı da değerlendirebilirsiniz. Benim fikrim bu yönde sevgili dostlar. Devam edelim isterseniz. Sevgili dostlar Wolfsburg ve Hoffenheim arasında oynanacak yine harika bir karşılaşma var. Tabi Max Kruse'nin transferi gerçekleştikten sonra ee, Wolfsburg tarafına. Biraz daha farklı bir futbol oynuyor Wolfsburg ve benim son dönemde değinmediğim takımlardan bir tanesi. Evet hem Hoffenheim'e bakıyorum hem Wolfsburg'a bakıyorum. Son karşılaşmalarında bir takımın gol atamadığı mücadeleler oynadılar. Yani karşılıklı gol yok mücadelelerine imza attılar ama maç maç düşündüğümüzde ve bu iki takımın ofans gücünü karşılaştırdığımızda inanılmaz bir sonuç çıkabilir bu karşılaşmada. Aynı Lance Lyon karşılaşması gibi diyorum ben. Çok güzel tempolu bir mücadele bekliyorum. O yüzden az önce anlatmış olduğum West Ham Newcastle maçı gibi. İlk yarıdan gelecek olan iki gol olabilir bu mücadele genelinde. Tabii ki de Wolfsburg'un genel yapısına baktığımızda Weghorst takımdan ayrıldıktan Burnley'e gittikten sonra oradaki pivot santrafor özelliğinin dışına çıkan oyuncularla da oynuyor. Daha hareketli ofans oyuncularıyla oynuyorlar. Çünkü arkalarına Max Kurize geldi. Bu oyuncuları çok iyi kaçırabildiğini zaten Union Berlin'de çok net görmüştük. Özellikle o ikiliyle birlikte neler yaptığını her hafta anlatmaya çalışmıştım. Max Kurize'nin o yüzden Max Kurize önderliğindeki geçen maçta penaltıdan bir gol bulmuştu. O da skora katkıda bulunmuştu. Bu karşılaşmada da ben Wolfsburg'un istediği tarzda bir oyun oynayacağını ancak Hoffenheim'ın da geri kalmayacağını düşünüyorum. O yüzden günün tek karşılıklı gol var mücadelesi 9 karşılaşma içerisinde budur efendim benim naçizane düşündüğüm karşılıklı gol var mücadelesi budur 1.50'lik oranıyla birlikte aklınıza yeterse değerlendirebilirsiniz Tabii ilk yarı az önce söyledim ilk yarıdan da 2 gol gelebilme ihtimali yüksek bence bu karşılaşmada çünkü Hoffenheim'ın ilk yarılarda rakip kalede kurmuş olduğu baskılardan dolayı kalesinde 2 gol görebilme ya da kendisi bu pozisyonlardan bir skor üretebilme ihtimaline bana göre sahip yine göreceğiz 8-9 pozisyon zaten ilk yarıda bence olacak. Girecek mi girmeyecek mi takip edeceğiz. İlk yarı 1.5 gol üstü 2.23 efendim bu karşılaşma için yapmış olduğum analiz bu yönde. Peki devam edelim. Çok detaylandırmadım bu mücadeleyi. Şimdi Sampdoria ile Empoli arasında oynanacak saat 17'de oynanacak bir karşılaşmaya geçeceğiz. Genelde yine e, tüm bahis severlerin şu an itibariyle 64 ile gidiyor. Bu 75 seviyelerine çıkabilir. Karşılıklı gol var değil mi? Karşılıklı gol var oynanacak bir karşılaşma. Yani Empoli'nin Deplasman'da nasıl oynadığını biliyoruz. Arka arkaya kaç tane karşılaşmasının karşılıklı gol var olduğunu biliyoruz. Ama bizi tabi oraları ilgilendirmiyor. Biz Empoli'den ne kazandık bu senenin başında bizim için o önemli. Deplasman'da iki gol atarları. 2-20'lerden, 1-98'lerden, 1-78'lerden. Maçı kazanırları, sürprizleri. Belki bir Napoli maçını kaçırdık herhalde. Orada Napoli 3 gol atabilir diye düşünmüştük. Atamada Empoli yine orada sürpriz yaptı ama aynı Manchester United tarzında bir takım aslında Empoli değerlendirdiğin takımlar içerisinde ve Sampdoria'yı hep iç sahada anlatıyorum. Yani evet deplasmanlarda çok sıkıcı futbol oynayabiliyorlar. O baskıyı kuramıyorlar çünkü Genoa'daki baskıyı kuramıyorlar. Ama evinde oynamış olduğu karşılaşmalarda beklerinin bile half space'ler içerisinde sürekli olarak durduğunu ve erken açılan ortalarla sürekli olarak rakip kalede özellikle Ekdal'ın yaptığı koşularla birlikte yalancı koşularla birlikte çok fazla Üretken olan bir Sampdoria görüyoruz. Tabii bu karşılaşmada iki takımın da maç kazanma zorunluluğu varmış gibi geliyor bana. Çünkü sizler de bakmışsınızdır. Form grafiklerinde mesela Empoli o e, Verona maçından sonra yapmış olduğu önemli sürprizden sonra yok neredeyse İtalya'da. Yani o sürprizleri yaptı bir dönem yukarılarda kaldı dördüncü sıraları 5. sıraları görmüş bir takımdan bahsediyoruz ama klasik düşüş gelmeye başladı Empoli tarafında ve son 7-8 maçına baktığımızda maç kazanamadıklarını görüyoruz. Öbür tarafta da geçen hafta ilk yarıdan 2 gol getirebilir. Öyle bir maç oynayabilir diye anlattığım çok yüksek orandan. Bir karşılaşma oynadılar Sassuolo ile ama tabii ben orada ilk yarıda Sassuolo'dan da bir gol bekliyordum. Hatta Sassuolo'dan maç genelinde 2 gol de bekliyordum erken dakikalarda goller geldiği için Sampdoria tarafından. Tabi beklediğimiz oldu paramızı aldık o ayrı mesele ama tam beklediğim tarzda bir analiz olmadığının da altını çizdim zaten Twitter'dan da bunu yazdım. Çünkü Sassolo tarafı benim için çok önemliydi. Ha pozisyona girdi mi çok girdi o ayrı beklediğimiz gibi pozisyonlara girdi net gol pozisyonlarına girdi. Direği alayan birçok top var vesaire olmayınca olmuyor ama biraz da şans yardımıyla ilk yarıdan Goller gelmişti. Şimdi buraya ne yapalım peki? Yani karşılıklı gol var herkes oynuyor diyorsun. Peki sen ne oynayacaksın? İlla karşılıklı gol vardan kaçmak için maymunluk mu yapacaksın? diyenler de olabilir belki. Böyle cümleler kurduğumdan dolayı bunu da diyebilirler. Yani ne var yani karşılıklı gol var oynuyorsa kardeşim de diyebilirsin. Ben izah edeyim kendimce niye karşılıklı gol var oynamayacağım. Çünkü Empoli deplasmanlarda ikinci bölge oyununu oynuyor. Yani aldığı zaman çıkmaya çalışıyor ve kalesini gole kapatmaya çalışıyor Sampdoria'ya karşı iç sahada oynamış olduğu futbolu. Oynamaya kalkarsan ne olur peki Genoa'da? Belki 4 olur, belki 3 olur. Yani 3-2 gibi senin beklediğin tarzda bir karşılaşma olabilir. Ama ben karşılıklı gol var gelse de oran riski açısından bu karşılaşmadaki gol sayısının 4 olmayacağını düşünüyorum. 4. Yani 4 golün bu maçta olabilmesi için Empoli'nin ne var ya çıkalım oynayalım demesi lazım Sampdoria'ya karşı. Ben Sampdoria'nın zaten ne kadar etkili olabileceğini düşünüyorum. Belki Sampdoria 2 gol de bulabilir. Bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Sampdoria bu maçta 2 gol bulabilir. Asıl tercihim aslında oydu benim ama sonradan sildim. Dedim ki Empoli de belki bir sürpriz yapabilir. Bu sürprizi kapsayabilecek olan 2-3 gol tercihi 1.87 yani 1.90 oranıyla benim girdiğim risk sevgili dostlar. Yani burada size 1.20 ya da 1.30-1.40 civarında bir tavsiyede bulunmuyorum. Benim burada girmiş olduğum risk yüksek gelmeme ihtimali var demek onu anlatmaya çalışıyorum. Siz sevgili dostlarıma değerlendirebilirsiniz. Bence güzel bir karşılaşma 2-3 gol açısından. Devam edelim isterseniz. Evet Ostende ile standart diyece oynayacak saat 20.30'da. Şimdi Meşelen'den devam ettim biliyorsunuz. Benim takımım diye de söylemiştim size. Sonradan izleyip gündemimi aldım ve şu ana kadar kaç karşılaşma? 5 karşılaşma yorumladım. 5'te 4 gidiyorum Meşelen'de. Ee, devam edelim demiştik. Ve Ostende'ye karşı Meşelen rahatlıkla Strom eksik olsa bile önemli oyuncusu geçen hafta anlattım. Eksik olsa bile atabilirler diye düşündüm. Onun illa olmasına gerek yok. Nasıl oynadığını biliyoruz. Genk maçının ilk yarı 2.5 gol üstü falan anlatmıştım onları. 3.75'ten önermiştim. Her hafta söylemeyeyim bunları. Şimdi Zulte maçında olanları da anlatmıştım. 0-0 bitti maç. Artı 7 idi. Diye anlatmıştım zaten. Olmadı. Girmiyor. Yani girmeyince yapacak bir şey yok. Bayern Münih de atamadı mesela Salzburg'a. Çok girdi atamadı. Bunlar olabiliyor. Paris sercemin ikinci yarı çok girdi mesela. İlk yarı değil de ikinci yarı belki 3 olabilirdi. Ama işte o yüzdesel olarak her girdiğin pozisyonda futbolda gol olacak diye bir şey yok. Yani şöyle değerlendirme yapamayız. Ya işte 28 tane gol pozisyonuna girdik. 2 tanesini atamadık. Ya da ikisini atsaydı en azından 2-0 olurdu falan diyemeyiz. Zaten işin olayı burada. Atacaksın. Mesela i̇şte Galatasaray Denizli Spor Kupa maçı falan var değil mi? Yani 10-0 mı? Değil mi? 12, 12. Yani 10'a 2 falan bitecek bir maç. Bitmiyor. Yani bunlar da olabiliyor. Bunları düşünmek lazım. Ama mesela Atletico Madrid. Levante maçında Atletico Madrid'in pozisyonu yok. Doğru düzgün yok yani. Var da iki tane çok çapraz yani çok net değil onlar da. Böyle ahım şahım pozisyonu da yok. İşte o yüzden kafamı kurcalıyor. Anlatabildim mi? Yani bu değil o oynayan takım. Neyse ben genelde gitmem öyle oltamaçlara da bazen gidiyoruz tabii ki de. Biz de yakalanacağız o kadar da değil. Gidiyoruz ve yakalanıyoruz bazen. Ee, şimdi burada ile Ostenday'la standartlayıcı oynayacak. Standartlayıcı ben çok izlemiyorum onu söyleyeyim. O yüzden hızlı geçeceğim. İzlediğim bir takım değil. Verilerden çıkardım. Son 4 karşılaşmasında ne yaptı bu takım ön tarafta? İkinci bölge pas trafiklerini çıkarttım. Ee, Akrüseleri çıkarttım. Yani pas isabet yüzdelerini çıkarttım. Dikine mi? Yan mı? Paralel mi? Bunlara baktım falan. Tabi standartleyaj normalde iyi bir takım. Yani e, işte Avrupa Ligi'nde falan da çok yıllarca oynamış bir takımdan bahsediyoruz. Ondan sonra bir bozulma oldu falan. Bu 12 maçtır. Son 12 maçtır. Maç kazanamayan bir takım haline geldi ki geçen senede hatırladım kadarıyla çok iyi bir takım değildi ama Ostend'i anlattım size. Böyle 45 metre falan önde oynamaya çalışan Meşelen'e karşı da utanmadan sevgilerimi iletiyorum. Ostend'i yönetimi izliyorsa eğer dalgamızla geçelim. Ya utanmadan devam ediyorlar arkadaşlar. Yani o gücünüz yoksa ya geride bekleyip bir puan almaya çalışacaksınız. Yoksa bir Belçika Ligi haydi beyler haydi Ramazan yani bu böyle böyle bir futbol anlayışı yok. Şimdi siz böyle oynamaya devam ederseniz ben standartlı eş kötü bir takımda olsa eli ayağı tutan bir takım olduğunda gözlemlediğimden dolayı altını çiziyorum. Çok hakim değilim. Ya bu standartlı eş İlk yarıdan bile iki gol bulabilir Osten diye. yine. Yani ilk yarı bir gol bankomdur falan da demiyorum bakın. İlk yarı bir buçuk gol üstüdür diyorum bence bu karşılaşma. Standart diyeşin iki golü bunlar da olur Bakmadım oranına şu an anlatıyorum. Çünkü ben zaten ilk yarı ikisi 0 öne geçer diyorum. Bu analiz çerçevesinde. iki buçuk üstünde iki. Hepsi bakın bunların hepsi birbiriyle paralel her şeyi deneyebilirsiniz ama benim buradaki tercihim ilk yarı 1.5 gol üstü. Onun dışında sisteme de 4-5-6 gönderirim herhalde bu hafta sonu. E, sisteme de 2.5 üstünde 2 alırım ben. Çok yüksek bir oranı var. İsterseniz siz de tabii ki de değerlendirebilirsiniz. Benim gibi düşünüyorsanız tabii. Devam edelim. Evet sondan birinci karşılaşmamız. Championship'de 18'de oynanacak Sheffield United Zwanzi City karşılaşması var. E, hakim olduğum iki takım hep anlatıyorum yazıyorum katıl butonu yıllardır zaten. İki takımın da kadrosuna kadar bildiğim takımlar. Seviyorum da ben alt maçları da seven biriyim çünkü biliyorsunuz. Genelde alt tercihleri de değerlendiren e, nadir insanlardan biri olarak e, seviyorum. Şimdi alt biter mi bitmez mi onu değerlendirelim isterseniz. Bir kere biter bence. Neden biter? Çünkü Swansea'nın nasıl oynadığını biliyorum ben. Sadece ikinci bölge oyunuyla alakalı söylemiyorum. Duran toplar konusunda biraz etkiliymiş gibi gözüküyorlar ama Sheffield United özellikle maç kaybetmeyi kolay kolay göze almayan, işte geriye düşerse benim söylediğim planı bozan bir takım. Ya yani son maçını mesela Hull ile oynadılar, çok bastırdılar aslında. Hull City'ye Acun Ilıcalı'nın takımına karşı çok bastırdılar. Ondan önce Huddersfield deplasmanında berabere kalmışlardı. Hemen e, yanlış bilgi vermeyeyim, önümdeki sekmeyi açarak söyleyeyim sizlere. Evet, bu karşılaşma genelinde de Huddersfield ile birlikte kafa kafaya bir Futbol oynamışlar ancak 27 tane orta açmışlardı. Tabi bunların yarısından azı isabet kaydetmişti. Yani bekleriyle çok fazla oynayan bir takım olduğunu kanat bekleriyle diyelim daha doğrusu olduğunu söyleyelim. Elinden geleni yapan fizik mücadele konusunda kuvvetli bir takım. E, Swansea'da aynı şekilde yine 2 ve 1. bölgeyi iyi oynayan iki takımın mücadelesinde bu sefer söyleyeceğim. ideal çünkü bunu yazarım ben bir kupona mutlaka. İdeal olarak ilk yarı 1.5 gol altı 1.30. Çok güzel. Üçlü bir kupona girebilir. Ayrı geçtim bu tarafı. Ve burada biraz riske gitmenin faydalı olabileceğini düşünüyorum. Alt biter ama. Alt biter ama. Bunu 3. kuponlarınız için önereceğim. Yani 1-0, 2-0 arasında çok kaldım. Maçın berabere bitme olasılığı üzerinde de çok gittim geldim. Çünkü şu yorumlar da çok geliyor. Sadece geçen haftadan ibaret sanan arkadaşlarımız var. Abi 5 tane beraberlik verdim, 5'i de geldi. Ondan önce arkadaşlar 32'de 28 var bazı arkadaşlarımız yazarlar. Ne zaman? Bundan 2 ay önce, 3 ay önce. Ondan önceki senelerde beraberliklerimizi bilenler yine yazsınlar. Benim gibi berabere bitecek karşılaşmaları çok oynayanlar var. Ben de beraberlik karşılaşmalarını yorumlamayı çok seviyorum öyle bir şey olur mu çok denk gibi geliyor ama değil bence. Burada Sheffield United oyun itibariyle daha çok bindiriyorlar söylemiş olduğum gibi ve daha çok orta denemesi yapıyorlar. Bu orta denemelerini Zivanz'ın savunma hatalarına baktığımızda yeme ihtimalini görüyorum ben. Yani savunmada havadan gelen top konusunda bunları karşılayacak bir takım değil Zivanz bence. Zaten o yüzden de bu sene problemler yaşıyorlar az kalsın Premier Lig'e geliyorlardı. Geçen seneyi hatırlayın Championship'te e, söylemiş olduğum ya 1-0 ya 2-0 Sheffield United bence kazanacak. Ev 1.5 üstü forse edilir mi diye baktım. 1.67 yani aslında 1.90 bekliyordum. Yalan söylemeyeyim. 1.90 bekliyordum. Bir baktım geldim 1.67 yazıyor. Onun yerine şimdi benim söyleyeceğimi zaten düşünenler olmuştu. 1-0 2-0 madem 4.5 altında diye düşünenler olabilir. Evet ben öyle bir şey olabileceğini düşünüyorum. Hani bir gol bile yese 2-1 civarında bitebilir. O yüzden ev 1.5 üstü riskini size bırakıyorum. 1.67'den bu riske girmeye değmez ama 4.5 altında 1 yaparsanız sevgili dostlar 1.64 yapıyor. Aynı neredeyse. Böyle daha mantıklı olur. Hani 1.0'da kaçarız diye düşünüyorum ben. Onun dışında marjı söyledim zaten. 2.5 altında bekliyorum. 2.1'de olacağını düşünmüyorum. Genel olarak karşılaşmayı bu yönde değerlendirdiğimi söyleyeyim. Evet 8. mücadelem de bitti. Son karşılaşmamıza geçelim. Beşiktaş-Altay mücadelesi. Bunu istediğiniz için koyuyorum. Ha, Beşiktaş maçında yorumlar. Tamam Beşiktaş'ta eksikler var. Sayın Ahmet Nurçe tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerçi mesaj da atıyorum ben kendisine. Üçüncü oldu bu. Üzücü tabi ama Ahmet amcamız çıkacak buradan da. İnşallah. Şimdi e, Piyaniş dönecekti. Sıkıntı var. Kimlerde sıkıntı olduğunu biliyorsunuz. Rozya yok falan filan. Bir sürü sıkıntı var. Bak şu ay yok. Gerdan. Girelim. Bak şu aynı olmayışı. Bir de şu var. Şunu söyleyeyim. Beşiktaş'ın dikkat edin. Altay deplasmanında da yenildi menildi ama. Eksik kadroyla çıktığı karşılaşmalardaki reaksiyonunu görüyor musunuz? Ben Beşiktaşlara soruyorum. Eksik kadroyla. Mesela 8 eksik var. Atiba falan oynuyor mecburen. Altay maçı öyle. İki tane daha maç var öyle. Ajax maçı var. Şampiyonlar Ligi maçı. Hani Ajax çok kasmadı doğru. Prime Ajax bu. Beşiktaş fena değildi. Hani durarak diyoruz ya bazı takımlar geçiş oynasa ne olur? Taraftar tepene biner. O ayrı. O, olmaması lazım ayrı. Galatasaray'da da diyorum. Böyle oyna. Belki ikinci olacaksın şimdi. Belki sezon başından beri oynasan lider olacaktın. Belli olmaz. Lucescu oynattı. 3-5-2 oynattı. Top oyununu oynatmış olabilir. Ama bazı maçlarda hatta birçok maçta geçiş de oynatmıştı. Beşiktaş'a. Beşiktaşlar hatırlarlar bunları. Şimdi Altay'ın hocası biliyorsunuz son dönemde biraz daha defansif bir oyunla birlikte aldığı topla çıkarak golü bulursa maçı bitirme yönünde oynadığı için ben bu yönde değerlendireceğim. Beşiktaş'ın ihtiyacı var muhabbetlerine girmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi Altay burada sürpriz yapar mı? Bence Toto'da yapamaz diye söyledim ama eksikler olduğu zaman Beşiktaş'ın bu reaksiyonu kaynaklı olarak da Beşiktaş'ın maçı kazanırsa çok da gollü kazanacağını düşünmüyorum ben. Zaten gol yollarında Beşiktaş'ın problem var. Ha Bahçuey olsaydı gönül rahatlığıyla yazacaktım 3.5 gol altına. Zaten biliyorsunuz. Daha rahat söylüyorum ve yazıyorum. Adana Demirspor maçında da öyle. Rahat rahat. Yani en fazla 1-1 olur diyorsun. Atamıyor yani. Atma ihtimali yok zaten. Bir tane penaltı olursa atıyor. Ama şimdi güven oynarsa falan olay farklı yöne gidebilir. O bazen hat-trick olaylarına da kaçabiliyor. Ama ben yine de 3.5 altında kalacağını düşünüyorum ve 1.45 oranı var 3.5 gol altının. Riskli. Diye böyle bir oran açmışlar Bana göre riskli değil Yorumladım bu karşılaşmayı 3.5 gol altında kalır diye düşünüyorum Ve tabii daha yükseltirsen oranı 2-3 gol marjı Yani 0-0 bir çek hali yok maçın 2-0 2-1 bitebilir 2-3 gol marjında kalabilecek bir karşılaşma Daha yüksek oranıyla isterseniz değerlendirebilirsiniz Ben 6 ay oyunu kaynaklı Yani rakip analizi kaynaklı değerlendirdim Sevgili dostlar Çok teşekkür ediyorum hepinize izlediğinizden dinlediğinizden Zaman ayırdığınızdan dolayı haklarınızı ediniz efendim çok teşekkür ediyorum ee, dediğim gibi gönderdiğiniz o kadar güzel mesajlar var hepsinin altında kalıyorum ben gerçekten altında kalıyorum estağfurullah çok da teşekkür ederim tekrar ve tekrar teşekkür ederim söylediğimiz gibi katıl butonu dışarıya açıldı sosyal medya içerik yasası ile birlikte açıldı videonun başında ve şimdi de e, mail adresini koyalım aşağıya isteyenler bizle beraber hareket etmek isteyenler, bültenimize bir bakmak isteyenler, ne oluyormuş burada diyenler bu mail adresi üzerinden ekibimize ulaşabilirler ve yönelgeleri takip ederek bizim katıl butonumuza da gelebilirler efendim. Pazar günü programıyla tekrardan görüşeceğiz. Cuma akşamüstü 6 gibi 7 gibi olabilir. Cuma akşamüstü 6 iyidir. 6'da bir canlı yayın yaparız. Yine 8 maç, 7 maç civarında konuşuruz. Umarım yine geçtiğimiz haftadaki gibi rekor seviyede yüksek oranlarıyla maç tutturdum olayından bahsetmiyor. 1.40'tan hepsi tutsan olur değil mi? Kazanırsın gene de bu da önemli. Para kazanırsın doğru. Önemli olan tutturma evet önemli olan tutturmak ama işte geçen hafta bak bir kere tutturdun. Ne doğalgazı yazan var. Ben 30 günlük diye manşet atmışım oraya bir meblağ gördüm mesela. 30 günlük hani abartmayayım. Abartmayayım. Ama gelenleri biz biliyoruz. Ekibimiz biliyor. Bize ulaşanlar biliyor. O yüzden geçen hafta o 4-5-6 sistem yapanlar, onu misliyle çarpanlar. Umarım bu hafta da böyle bir şey olur. İnşallah diyelim ama ideallerle de tabi e, değerlendirme yapmak önemli. İdeal kupon ayrı oluyor biliyorsunuz. Ona göre misliler değerlendiriliyor ama biz hangi seviyede yorumlar yapıyoruz sizlere. Lütfen bunları değerlendirme altına alınız. Yeniler, eskiler değil. Hoşçakalın. <laughs> Only I can make a change Slowly take a step today Bye.